Merhaba. Merhabalar. Ben Burak Öztürk. Ben de Eda Öztürk. Eşimle beraber yaklaşık 2017 yılında evlendik. Evet. 2021 senesinde çocuk yapmaya karar verdik. 2020 senesinde çocuk yapmaya karar verdik. İlk önce bir çocuğa geldiğimizde niyetimiz çocuk değildi. Bizim aramızda konuşmazlığımız vardı. Evet. Onun kontroller için geldik. Sonra hani hocam nasıl olur, nasıl yapacağız, hani bu bizim gebelik planlaması gibi oldu. Sonra bir çocuğa bütün testleri yaptırdı, bir problemimiz yoktu. Derine inmemiştik çünkü, daha detaylı bir araştırma bir şey yapmamıştık. Daha sonra ufak bir 6-7 ay kadar biz kendimiz hani doğal yollarla denemeye başladık. Sonra bir sonuç alamadık. Dedik herhalde stresten, iş sıkıntısıdır, şöyledir. Mühür çocuğa danıştık tekrar. Tekrar geldik. Kendisi, o zaman daha derine inelim. Bakalım problemimiz nedir? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Ona bakalım dedi. Hani stresten mi gerçekten yoksa zeminde yatan bir problem mi var diye bakalım dedi. Gerekli tetkikler yapıldı. Birkaç tane. İşte rahim filmidir, MR'dır. Evet. Bunların hepsine bakıldı. Sonra doğal yoldan gebe kalmamız zor olduğunu söyledi Meriç Hoca. Biz zaten Meriç Hoca'ya geldiğimizde gözümüz kapalı ona güveniyorduk. Aynen. Hiç tereddüt etmedik. Daha önce kendi akrabalarımızdan, kuzenlerimiz birkaç kişi daha doğum için Meriç Hoca'ya gelmişti. Çok memnun kalmışlardı. İlk geldiğimizde insan tedirgin oluyor ister istemez. Hani acaba ne olacak, ne diyecekler, ne çıkacak diye. Tabii korku oluyor. Evet, korku oluyor, ister istemez oluyor. Her doğal yoldan neden olmadı takılıyorsun. İlkinde stresi yaşıyorsun ama ikinci, üçüncüde artık stresi yavaş yavaş atıyorsun. İnanç geliyor. Evet, inanıyorsun. Oluyor çünkü. Birçok örnek var. Geldiğimiz zaman hep burada evet. Tüp bebek yapan insanlar var. Yani hocanın bizi rahatlattığı çok konular tabii. Var. Meriç hocanın hakkını ödeyemeyiz. Sonra işte ne yapalım, nasıl ilerleyeceğiz? Biz siz nasıl derseniz öyle gitmek istiyoruz. Size teslim olduk. Evet, teslim olduk. Öyle söyleyelim. O rahatlığı verdiler. Evet. Yani başka şansımız yokmuş gibi düşündük biz Burak'la. Yani evet. O da aynı şekilde düşündü. Direkt bende. Hocamızın söylediği çünkü gibi harfi harfi yapmaya çalıştık. Yani Meriç hoca kesinlikle olmaz demedi. Olabilir ama bu süreç beni yoracaktı. Yani hem beni yoracaktı hem Burak'ı yoracaktı. Biz de bu yolu kısaltmaya karar verdik. Meriç Hoca'ya sorduk ne yapabiliriz. Direkt tüp bebek yapmaya karar verdik. Günümüz belirlendi. Çok uzatacak bir durumumuz yoktu zaten. Hemen ne yapabiliriz? Yumurtalıklarımızı büyütmek için tedavi uygulamaya başladık. Belirli büyüklüğe geldiğini kontrol için sürekli geldik zaten Meriç Hoca'ya. Tamam dedik, artık oldu. Belirli büyüklüğe ulaştığında da yumurta toplama işlemi gerçekleşti. Yumurtalar toplandıktan sonra ilaç kullanmaya devam ettim. Rahmi hazırlamak için, içeriği hazırlamak için. Daha sonra transfer gününe karar verdik. İşte burada olay çok enteresan yerlere başlıyor. Evet, transfer yani gününe karar verdik. Gelmez yani. Transfer gününden yaklaşık bir gün önceydi. Bir gün önceydi. Belki daha az olabilir. Sonra işte ben yine buradaydık. Son gündü. Buraya gelmiştik. Kontrol için gelmiştik. Hani biz ne yapacağız yarın, son nasıl olacak evet. diye. Ateşlendiğimi hissettim. Yani hiçbir şeyim yoktu. Çok sağlıklıydım. Buradan yolda araçtan direkt hastaneye gittik yani. Burak dedim, kendimi hissetmiyorum. Bizim bir hastaneye gidip bir baktıralım. Evet, Meriç Hoca'ya da sordum. Hocam böyle hissediyorum kendimi. Ne yapalım? Bir hastaneye gidin isterseniz dedim Meriç Hoca. Hastaneye gittik. İşte tepkikler yapıyor. Ben tabii buradan çıkıp hastaneye gidene kadar ateşim çok çok yükseldi. 38,5-39 derece oldu. Bir anda oldu ama bir saat içinde oldu her şey. Hastaneye gittik. İşte orada da gerekli tepkikler yapıldı. Kan tahlilleri falan alındı. Enfeksiyon çıktı kanımda. Yüksekti hem de enfeksiyonu ve bir anda yükseltmişti. Evet. Daha sonra orada... Ama bunun gördüğümüz tedaviyle falan hiçbir hayır, alakası yok. Yoktu yani. Benim vücudumun o an bağışıklığının düşük olması. Evet. Aldığım herhangi bir mikrop bunu arttırmış. İşte vücudundaki enfeksiyonu arttırmıştı. Yani sabahsı transferimiz var. Bir sabah transferi vardı. Tabii ben hemen o an
Meriç hocayla Burak da eşimle sürekli kontak evet. halindeyiz. WhatsApp'tan yazıştık, tarih sürekli tarih sonuçlarını attık. Panik yapmayın. Acildeki evet. doktorla görüştürdük. Evet. Hatta sağ olsunlar biz hastaneden çıktığımızda onlar tam hastaneye bizim için gelmişlerdi. Evet. Sonra o acildeki doktor bana şey dedi. Ateş varken transfer olacağını sanmıyorum. Yine bir doktorunla görüş. Kan beynimi değil mi? Ya evet, beynimden ağladım. Vuruldum. Çok ağladım. Çok üzüldüm. Çünkü bütün ama süreç boyunca onu bekliyordum. Meriç Hoca dedi Eda en iyi şeyi kullanacağız. Embriyoyu kullanacağız. En sağlıklısını kullanacağız. Riski atmayalım. Riski atmayalım istersen. Biraz bekleyelim. Yani en başında söylemiştim ya. Biz hani teslim olduk. O ne derse oydu yani. Sonra bekledik. İlaç kullanmaya devam ettik. Enfeksiyonum bitti. Tedavi gördüm. Bir ay sonra yaklaşık transfer günü, tabii bir ay sonra transfer günü yine kararlaştırdı. 20-25 gün uzadı tabii. Tabii. Süreç yine tekrar ilaçları kullandık. Transfer gününe karar verdik. O gün tabii artık üstten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyle girdik. O zamana gelene kadar hiçbir şey yapmadım. Dışarıdan evet. hiçbir şey yemedim. Dikkat olabildiğince belki dikkat belki alakası yoktu ama biz yine de daha ne çok olur, ne olmaz aldık. Dedik. Kurallara uyduk yani. Sonra transferimiz oldu. Transfer gününde de yani çok başkaydı. Yani bilmiyorum, yaşayan bilir diyorlar ya, evet. hani herkese soruyorsun. İster istemez tüp bebek yapan Instagram'da geziyorum, o işte şu sitede geziyorum, kadınlar kulübüdür, odur budur. Hepsinde geziyorsun, konuşuyorsun, soruyorsun ama o anı yaşamak bir tek yaşayan biliyor. Korku var, şey değilsin, narkozlu değilsin, canlı. Her şeyi biliyorsun, nasıl yapıldığını şahit oluyorsun, tanık oluyorsun. İşte transferimiz oldu. Sonrası da çok karışık. Transfer bitti. Ben hastanede biraz dur kaldım. Bir saat, iki saat kadar dinlendik. Evet. Sonra evimize geçtik. 10 gün Meriç Hoca 3-4 gün Eda olabildiğince yat, dinlen, istirahat et, kendini yorma. Daha sonra dedi normal hayatına yavaş yavaş devam edebilirsin dedi. Biz o 3-4 günü 10 güne çıkarttık. Biraz garanti olsun, işimiz diye. Garantici bakıyoruz ya işte, evet. o yüzden başımıza her şey geliyor. Geldi. Gelmeye kalmadı. Sonra işte 10 gün kadar evde istirahat ettim. Sürekli yatmadım, oturdum, normal aktivitelerime devam ettim, evden çalıştım. 10 günün sonunda benim ağrılarım başladı. Kasıklarımda, belimde, sırtımda. İster istemez korkuyorsun. Ağrısı diyoruz yani. Ama bir şey mi var? Neden belim ağrıyor? Ne oldu? Evet. Hani şey gibi, adet sancısı gibi oluyor. Acaba mı diyorsun, olacağım mı, olmayacağım mı? Bir korku geliyor senin içine. Sonra benim öyle ağrım artınca biz panik olduk. Meriç Hoca da git istersen, hani için rahat edecekse git testini ver. Testini ver, biraz erken davranıyordu ama git bak bakalım dedi. Bakalım dedi, 10. gününde gittik, test verdik. Çok şükür. Sonucu almaya evet. gittim. Evet, sonucu aldı, geldi. Sonucu aldı. Evde ama açmadım. Zarfı açmadım. Açmadı zarfı. Dua edeye de geldi. Evet, dua edeye de geldi. O öyle geldi, ben de öyle kapıda karşıladım, hemen açtık zarfı. Sonuç... Mutfakta. Mutfakta. Mutfağımızda evet, sonucu açtık. Şeyde... Benim çocuğumu... Kaç? 186. 186 evet. yazıyordu değil mi? Değerim 186'ydı. Evet. Şimdi biz yorumlayamıyoruz ya, daha önce biz test yaptırdık. Başka kimseye de sormak istemiyoruz. Yani internete yazmayalım. Acaba bebek öncesinde ama daha önce test yaptırdık biz birkaç evet. kere hani o kendimiz denediğimizde acaba dedik hani olmuş mudur, çünkü psikolojik olarak geciktiğinde hemen gidip kan testi veriyorduk evet, artık evet. normal idrar testi. Ama bu sefer şey kararlaştırdık, direkt hocamıza atacağız, bu haberi evet. verecekse bize hocamız versin, onlar hemen gönderdik diye. Resmini hiç, çektim. Hiçbir yere internete bakmadık, direkt hocamıza yazdık. Evet. Bir 5 dakika bekliyoruz hocam, çevrim içi ol, hocam çevrim içi ol. Arayamıyoruz. Evet arayamıyoruz da 5 dakika geçti, 3 dakika geçti, hastası vardır dedik, aramayalım. Evet. Neyse ki hocam 5-6 dakika sonra döndü, direkt bize alkışlar, hayırlı olsun. Tebrikler, alkışlar gönderince biz kendimizi kaybettik. Biz de değildik, biz de gerçekten değildik yani, bir acayip olduk o an. O sevinci anlatamıyorum yani. Evet, çok başkaydı. Hayatımda hiç böyle bir duygu yaşamamıştım. Allah isteyen yani. Herkese nasip etsin, tebrikler kimseye arattırmasın. Yani çok evet. zorlu, hani şey diyorlar. Sonra başardık dedik evet, yani, sevindik. Tüp bebek çok zorlu süreç diyorlar işte, yıpranıyorsun değil. Kesinlikle. Evet, ya biz o kadar büyük hani enfeksiyonunu evet. yaşadık, durumlarını birkaç bir şeyini falan yaşadık. Gerçekten değil, önemli olan ondan sonrasıymış. Aynen. Biz onu yaşayınca gördük işte. Yani Allah nasip ederse
Bir işte de emek varsa, evet, emek olmadan olur, yemek olmaz diyorlar. Aynen öyle. Güzel bir şey başımıza geldi. Evet. Evet, Allah'ımız nasip etti. Allah isteyen herkese. Ama nasip ondan sonra Eda'nın hamileliği artık birinci ay olduktan sonra Eda'nın midesi bulanmaya başladı ama böyle ben böyle bir şey çevremizde, ailemizde, eşimizde, dostumuzda gebeler oluyordu. Ben böyle bir şey görmedim. Bir takım mide bulantısını geçirmek için bir takım sular, işte böyle şeyler kullandı. Damlalar böyle, kullandı, böyle ilaçlar kullandı, diye. Ama faydasını gördüğümüz yanlar çok oldu, hafifletti. Onun dışında 3 günde bir, 4 günde bir hastaneye gidip yine serum takviyesi yaptık. Çünkü Eda hiçbir şekilde ne yemek yiyebiliyor ne su içebiliyor. Işte. Yani su kaybı olmasın korkusu da var, tedirginlik de var. Devamlı su içe daha içemiyorum, yemek yiye daha yiyemiyorum. O kokuyor, bu kokuyor, her şey kokuyor. Çok zor bir gebelik geçirdik. Ta ki o süreç 15. 16. haftaya kadar böyle devam tabii etti. 16. haftaya kadar devam etti. 16. haftadan sonra biz tüp bebek tedavisi gördüğümüz için Eda'nın Covid aşısını yaptırmamıştık. 16. haftadaki kontrolümüzde hocamıza sorduk. Hocam aşı yaptırabilir miyiz? 16. haftadan sonra artık yapılabilir deniyor. İsterseniz yaptırın, size bırakıyorum dedi. Biz de evde ben de aşılıyım. Biraz da düşkünüz bu hastalığın üstüne. Hastane, televizyonlarda görüyoruz gebeler daha kötü oluyor diye. Gittik aşımızı yaptırdık. Ertesi günü Eda rahatsızlandı. Ateşe çıktı, aşının yan etkisidir dedik. Geçmek bilmeyince tekrar hastaneye gittik. Eda'ya bir takım tahliller yapıldı. Enfeksiyon çıktı. Hocamız da dedi bu süreçte tekrar yine bizim yanımıza destekçi oldular. MIFR ve Enveriç Hoca. Bir de Covid testi verin dediler. Evet, işimizi garantiye alalım. Covid testi verdik. Eda'nın testi pozitif çıktı. Dünya başımıza yıkıldı. Tekrar. Yani gebelikte hep tam gülüyoruz. Çıkıyoruz. Tam ben herkese artık şey diyemiyorum. Evet. Ben hamileyim. Şöyle göğsüm geri yani yaşayamadık. Gebeliğin mutluluğunu yaşayamadık. Ne bileyim, evet, o sevinci yaşayamadık. Ben bekliyorum bir yandan. Hadi Eda aşer de gideyim sana bir şey alayım. Aşermiyor. Evet, hiçbir yani şey yiyemiyordum. Anlayamadık bir türlü. Ama Covid bize şey evet, verdi. Evet, Covid bize benim açımdan bir yandan iyi oldu. Şerde hayır, hayırda şer var diyorlar ya. Eda'nın kokusu gitti. Tat ve koku kaybı oldu. Ne versem yedi. Ne versem içti. Yani sarımsağı hayatta sevmez, sarımsağı kadar yedirdim. Evde hiçbir şey kok. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah yataktan kalkıyorum, affedersiniz. Duşa giriyorum tekrar. Kokuyorsun diyor. Duşa giriyorum, çıkıyorum. Öğlen eve geleceğim, yemek saati. Yemek vereceğim, midesi bulanıyor, beraber yiyelim diye yanında olmaya çalışıyorum. Burak tekrar duşa gir. Zatürre olacaktır yıkana yıkana kokudan. Covid bir takım bizi kurtardı. Ama Allah kimsenin başına vermesin. Şu an gülüyoruz. İlk 3 gün çok evet, zor. Testimiz negatif çıktı artık. Yine evet. Yani başımıza gelmeyen kalmadı. Böyle bir zorlu süreçlerden geçtik. Çok yani şükür. Evet, evet, çok şükür. Ama Covid'i de atlattık. Yine en büyük destekçimiz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Kendi hocamızın söylediği ilacı içtik biz. Bizim hocamız kadın doğum uzmanı. Hocamız bize ilacımızı yazdı. Devletin verdiği ilaçlarla alakalı zaten gebe olduğu için vermiyor, devlet de vermedi ilacı. Hı hı. Hocamızın yazdığı ilaçları kullanarak Eda 1-2 gün sonra hastalığı hafifledi. Hı hı. Ve sağ salim 10. günden 15. günden sonra testimiz negatif çıktı. Bu süreçlere kadar geldik. Evet. Covid sonrası kontrolümüzdeyiz. Her şey çok güzel. Evet. Bir kızımız olacak inşallah. İnşallah. Adı? Elif. Adını Elif koyacağız inşallah Rabbim nasip ederse. İnşallah. Evet. Evet, burada. Kendileri de burada Elif Hanım. Biraz utangaçlar, yüzlerini kapatıyorlar ama. Meriç Hocam ona bir formül yaptı, izini de gösterdi bize. Evet, yani birazcık gördük evet, ucundan da olsa şükür. Yani çok memnunuz. Evet. Yani şey diyorduk en başından, zorlu, herkes evet, çok zor, çok zor, çok zor değil. Kesinlikle değil. Ya gayet önemli olan lazım, istemek, emek göstermek, yola girmek. Lazım. Hadi demek yani. Hocanıza teslim olmanız lazım. Evet. Biz size herhangi bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Biz hocamıza bir vatandaş olarak kefiliz. Bir hastası olarak kefiliz. Evet. Klinik çalışanları çok güler yüzlü. Her geldiğimizde burada bizimle ilgilendiler. Hepsi. Dediğim gibi saat gece 2-3
Yani ben şöyle düşünüyorum çevremde. Ben kardeşim yok, tek çocuğum. Amcamın oğlunu arasam gece 2'de 3'de görür mü beni, görmez mi bilmiyorum. Hı-hı. Yani bu şekilde sizinle ilgileniyorlar yani. Yani ne olursa olsun, normal doğum olsun, tüp bebek olsun, tavsiye edebileceğimiz burası gökyüzü yani. Evet. Zirve. Zirve. Biz çok memnunuz yani. Evet. Bunu kalpten söylüyoruz. Evet. Sizlere. Evet. İsteyen herkese de öneriyoruz. Tüp bebek yapmayı düşünüyorsanız, cesaretiniz yoksa da hiç yok o doktora gittik, buna gittik, ümitsiziz. Birdenbire çocuğa sizi görsün. Ben bunu istiyorum yani evet, gönülden. Kesinlikle. Bir de bizim hocamız değerlendirsin. Biz herkese öyle. Hiçbir kaybımız yok. Sadece bir muayeneye bakıyor yani. Hı hı. Aynen öyle. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.